Evet, 6 Şubat 2023 depremleri sonrasında 11 ilimizi etkileyen depremler ve artçıları üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalar bölgede özellikle Doğu Anadolu fay zonu ve segmentleri üzerinde bugüne kadar 100 binin üzerinde artçı sarsıntıyı üretti. 27 Ekim'de en son yaşadığımız 5 büyüklüğünde, 4.9, 5 büyüklüğünde yaşadığımız depremde yaklaşık hatırlayacağımız üzere 7 Ağustos'ta da işte 4.5, 4.3, 4.3.5 gibi art arda gelen depremlerin aynı bölgeyi işaret ediyor. Yani biri de Kozan'la Kadirli'nin yaklaşık 20-25 kilometre kuzeyini işaret ediyor. Bu bölgeler özellikle Göksu'nun Savrun fayı boyunca döngü yaptığı alan ile Sayınbeyli-Feke faylarının kaldığı ara zon boyunca, makaslama zon boyunca aktif olarak zaman zaman bu stres boşalımını, enerji boşalımını o bölgelerde maalesef yaşıyoruz. Şöyle söyleyeyim, 100 binden fazla zaten deprem üretti o bölge. Ama onlardan mesela 4 ve üzerindekileri 7'ye kadar hatta 8'e kadar klasifiye edecek olursak 4 ile 4.9 arasında bugüne kadar 20 Ekim tarihi itibarine kadar 692 adet 4-4.9 arası deprem meydana geldi. 5 ile 5.9 arasında da bugüne kadar yine bu deprem bölgelerinde 60 kadar artçı oluştu. 6-6-9 arasında 3 tane deprem ve 7 ile 7-9 arasında da 2 tane depremi bu depremler sonrasında bu bölgemizde maalesef yaşadık. Geçen sene 23-25 Temmuz'du zannedersem. 25 Temmuz'da da yine bu Minnetli bölgesine yani Kozan'ın kuzey tarafında Savrun fayının batı kanadı ile batı tarafı ile Sayınbeyli-Feke faylarının doğu taraflarında o makaslama zonu boyunca bu artçıları sık sık gözlemliyoruz, görüyoruz. Geçmiş dönemlerde ülkemizde yaşanan 7 ve üzerindeki depremlere baktığımız zaman yaklaşık bir 2 yıl boyunca bu tür bir takım artçı sarsıntıları o bölgenin içerisinde birikmiş olan enerjinin salınması olarak değerlendirebiliriz. Ha bu illa işte o bölgede o enerji açığa çıkıyor tamam ama bazı diğer bölgelerde de olmayacak anlamına da gelmiyor. Bunu da söyleyelim. 2018 yılında resmi gazetede yayımlanmış olan deprem etkisi altında binaların tasarımı için gerekli esaslara uygun şekilde binaların yapılmasını sağlamak gerekiyor. De 7 gün içerisinde parça sarsıntıların meydana gelmiş olduğu lokasyonları görüyoruz. Bunlar yine gözlendiği üzere Doğu Anadolu fayının hem güney tarafındaki Türkoğlu'ndan Gölbaşı'na doğru, Erkeneyo Elazığ'a doğru olan hat, bir yerde de Sürgü Çardak fayından Göksun üzerine doğru gelen bölgeyi göstermekte. Ve en son meydana gelen Minnetli'deki 5 büyüklüğündeki depremde yaklaşık Kozan'ın 20-25 kilometre kuzey kesimindeki Minnetli ve yakın civarındaki mahalleleri kapsamakta. Evet,